Merkezi kursiyerlerinin gazabullah bize bakma ya Rabbi. Neydi istedikleri bilemedik aslında. Koymuşlar altımızı, olamadık farkında. Meğer habercisiymiş onca kışkırtmaları. Sabır dedik bekledik, basmadı kafaları. Bu millet tarihinde yetim kalmıştır, kalabilirdi. Öksüz kalmıştır, kalabilirdi. Ama hiçbir zaman köksüz kalmadılar. Her zaman köklerine, genlerine sahip çıktılar. Bu kökler, bu duygu bizi her zaman bir arada taşıdı, bugünlere kadar getirdi. Tarihte, Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de çok destanlar dinledik. Seyit Onbaşı kitaplardan okuduk ama belki anlayamadık. Çanakkale Savaşı'nda 57. taburun 3 dakika sonra ölecek arkadaşlarını gördüğü halde ot sipere yine abdestini alarak, şükür namazını kılarak koşan askerleri okuduk ama belki anlamadık. Nice yiğitlerimizi Ulubatlı Hasan'ı tarihte okuduk. 7-8 tane ok yedi yerde o bayrağı surlara dikme adına koştuğunu gördük. Belki anlamadım. Ama 15 Temmuz'da her gün televizyonlarda, şu anda alttaki ekranda da seyrettiğimiz gibi nice yiğitler tankın önüne atladılar. Silahın önüne atladılar. Helikopterlere saldırdılar. Ve bunu artık sadece okumadık, gördük, anladık. İnşallah bu şuurla beraber bu milleti neler yapabileceğini de bütün dünyaya göstermiş olduk. Tarih önemli bir şuurdur. İşte bu gecede ve bundan sonraki bu milli ve dini bayramlarımızda bu milletin köklerindeki kültürü unutmama adına bu günler önemlidir. İnşallah bu şuurla beraber bu millet bu coğrafyada ebediyen kalacaktır. Bu coğrafya önemli bir coğrafyadır. Bu coğrafyada ya lider olacaksınız ya da köle olacaksınız. Biz lider olmayı seçtik. Tarihimizde atalarımızdan hep bunu gördük. Değerli hemşehrilerim, değerli izleyenler, 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasimize, geleceğimize düz akıl tarafından kurgulanmış bir darbe girişimi olarak biliyoruz. Eğer biz daha çok çalışacaksak, daha çok ilim tahsil edip çalışacaksak bu millet ebediyen bu coğrafyada kalacaktır diye düşünüyorum. Bu milleti bu coğrafyadan atmak isteyen bütün düşmanlar şunu bilsin ki toprağın üstünde yaşayan olmazsak da ölürüz, altında yaşarız, yine bu coğrafyayı terk etmeyiz. Bu şuurla beraber, bu duyguyla beraber hepinizi tekrardan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Vatan için ölmek ise kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Gazi kardeşlerime sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum.
sevgili hemşerilerim, tam 3 yıl önce ve tam bu saatlerde bu memlekette hem Rize'mizde hem Türkiye'mizin her tarafında hak ile batılın, iman ile inkarın, mazlum ile zalimin mücadelesini verdik hep beraber. Bu mücadeleyi yaşadık. Bu memlekette gelebilecekleri, bir bölümü gelebilecekleri en büyük mevkilere gelen bürokraside, siyasette, iş aleminde en yüksek mevkilere gelen gafiller bu memlekete savaş açtı. Ben en hafifiyle o gafilleri, o teröristleri, o hainleri Yüce Rabbimin adaletine havale ediyorum. Rabbim en güzel şekliyle onlara bunun hesabını soracaktır. Değerli hemşerilerim, biz millet olarak yüzlerce yıldır Müslümanlığın, İslamiyet'in sancaklarlığını yaptık ve gururla halen yapıyoruz. Biz her zaman yüzlerce yıldır bu millet var olduğu olalı mazlumun, acı çekenin, zulüm altında inleyenin yardımcısı oldu. Yüzlerce yıl önce de böyle oldu, bugün de böyle. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve... Es-salâtu.